Pardon. Açtın mı Uraş? Tamam. Uraş, seni alamadan çekin. Uraş, çekin. Efendim şu yan tarafı aç, Uğraş. Şu tarafı açalım bak. Arkadaşlar şurayı açalım. Uğraş biraz daha soluna git. Tamam abi. Tamam abi. Pozisyonu oturabileceğiz mi? Şunu da oturabiliriz. Nerede o? Hangisi? Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın emekçileri, her ne kadar son günlerde yeniden milletvekillerinin tutuklanması üzerinden ülke gündemi farklı bir mecraya kanalize olmuş olsa da biz çok iyi biliyoruz ki mesele sadece 4 Kasım 2016'dan beri milletvekillerinin tutuklanmasıyla başlayan bir süreç değildir. Mesele demokratik siyaseti ortadan kaldırmaya çalışan, meşru siyaset zeminine darbe indirmeye çalışan bir darbe mekaniği ve mantığıdır. O da öyle bir günde planlanıp olabilecek bir şey değildir. Bizim şu anda bir siyasi kriz olarak tanımlayacağımız bu süreç 30 Ekim 2014 günü yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en uzun Milli Güvenlik Kurulu olan kurulda planlanmış olan bir darbe planlaması ve mekaniğidir. Planlama o gün yapıldı. 10 saate yakın süren bir Milli Güvenlik Kurulu'nda 7 Haziran seçimlerinin sonuçları beklendi ve 7 Haziran'la birlikte düğmeye basıldı. 20 Temmuz 2015 günü Ceylanpınar'da iki polisin hala bugün aydınlatılamamış bir biçimde öldürülmesiyle darbe tümüyle devreye sokulmuş oldu. Bu durumu özetle ifade etmiş olduğum bu durumu 9 Şubat 2016 günü dönemin Başbakanı Davutoğlu itiraf etmişti. 9 Şubat 2016 günü Hollanda'dan dönerken basın emekçilerinin sormuş olduğu bir soru üzerine bir çözüm sürecini ülkedeki barış umudunu bitiren talimatı kendisinin verdiğini, bunun için de tarih olarak Ekim 2014'e gönderme yaptığını, o gün bütün güvenlik ve istihbarat birimlerine hazırlık yapmasını istediğini, kendilerinden talimat geldiği anda harekete geçileceğini bizzat kendisinden ibretle dinlemiş olduk. Çok öncesinden yaşananın bir darbe mekaniği olduğunu ifade etmemize rağmen iktidar yetkilileri buna karşı çıkmış ama 9 Şubat 2016 günü bizzat başbakan kendisinin de içerisinde bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış olan bir kararı itiraf etmiştir. Tabii 20 Mayıs 2016 günü darbenin özellikle demokratik siyaset açısından parlamento zeminine ve yasama organı zeminine dönük bir kararlaşma burada yaşandı. Ve tek adam rejiminin parlamento üzerindeki darbesi devreye konulmuş oldu. Bütün bunları anlatmamızın sebebi şudur. Bir ülkede darbe sadece bir gece tartışılarak ve de sadece askerlerce yapılmaz. Darbenin askerlerce yapılmış olunanı belki de bir gün netice alınır ve ülkenin o andan itibaren
siyasi ve idari atmosferi değiştirilmiş olur. Ama siyasi darbeler derin delhizlerde planlanır ve bir süreç işidir. 4 Kasım'a böyle gelindi. Ama anlıyoruz ki özellikle Mart ayında eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın önce milletvekilliğinin daha sonra parti üyeliği ve eş genel başkanlığının düşürülmesine dönük geliştirilen müdahalede olduğu üzere tahliye edilmiş bazı arkadaşlarımızın yeniden tutuklanmasından anladığımız üzere en son önceki gün bir CHP milletvekilinin tutuklanması sürecinde gördüğümüz üzere bu darbe mekaniği devam etmektedir. Darbe süreci devam ediyor. Bunda sadece bunu planlayanların ve devreye sokanların sorumlu olmadığını, görevini yapmamış, siyaset alanına sahip çıkmamış olan siyaset kurumunun ve siyasetçilerin de rolünün olduğunu düşünüyoruz. Bundan 13 ay önce 20 Mayıs günü bu parlamentoya darbe yapılırken biz gerek iç tüzük gerekse anayasa açısından problemli olan bu dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde hani varsa bile suçların şahsiliği üzerinden savunma hakkının dokunulmazlığı kaldırılması düşünülen herkes için tanınması gerektiğini söyledik. Siyaset kurumu o zaman gözlerini kör kulaklarını sağır etmişti. Bugün sürecin özellikle diğer partilere de bu operasyonların ve darbe sürecinin sıçramış olması ve onları da mağdur ediyor olmasına seviniyor değiliz. Sürecin ve tarihin bizi haklı çıkarmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz sadece. Eğer siyaset kurumu bundan sonra da buna sahip çıkmazsa, bu darbe mekaniğine karşı toplumsal muhalefetle birlikte bir mücadele işine girişmezse veya sadece bu işi seçimler, referandumlar, oy oranları üzerinden basit bir hesap üzerinden kurgulamaya çalışırsa bu ülkedeki darbe mekaniği ortadan kaldırılamaz. Siyaset demokratikleştirilemez, sivil, demokratik, meşru siyasete de alan açılamaz. Buradan görüyor, buradan bakıyoruz. Bu darbe sürecinin en büyük mağduru partimizdir diye bugün diğer partilere sıçramış olmasına sevinecek değiliz. Hiç o noktada değiliz. Çünkü belli bir azınlığın darbeci olarak ön plana çıkıp planlamış olduğu bu sürecin mağduru 80 milyon insandır. Faturasını 80 milyon insan ödemektedir. Bu ülke bu darbe mekaniği devreye koyulduğundan beri iki yakası bir araya gelmemiş, gün yüzü görmemiş, içte ve dışta ciddi bir imaj ve itibar erozyonuna uğramıştır. Kim diyebilir ki bu ülke 2-2,5 yıl öncesine göre ekonomik anlamda daha güçlüdür? Kim diyebilir ki uluslararası toplum nezdinde daha itibarlıdır bu ülke? Kim diyebilir ki bu ülkenin insanları 2,5 yıl öncesine göre yarınlara daha güvenle bakabiliyor? Ülke adım adım bir kaosa, bir felakete doğru yürüyor. Zamanında bize yapılan haksızlığa karşı susmuş olanlara Martin Luther King'in bir sözünü hatırlatmak isterim. Bir yerde sadece bir kişiye dönük haksızlık varsa orada yaşayan hiç kimse için adalet yoktur. Bize dönük haksızlığa karşı susanlar bu ülkenin tamamının bir adaletsizlikle yüz yüze gelmesi sonucunu doğurmuştur. Yine önlemeye çalıştığımız husus bu ülkenin sınırının, rejiminin, statüsünün gericilikten 200 yıl önceki toplumlar ve ülkeler tahayyülünden yana tartışmaya açılmış olmasıdır. Ülke Orta Doğu'da bulunan ve hani İbni Haldun'un söylediği üzere coğrafya bir kaderdir ama kaderini kendi elleriyle kötü ören, ağlarını kötü ören bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple diyoruz ki bu ülkenin başına getirilmek istenen felaketin faturasını 80 milyon insan ödeyecektir. Çünkü
bu oyun bittiğinde ülkedeki bütün insanlar kutuya atılacaktır. İtalyan atasözünün ifade ettiği üzere oyun bittiğinde şah da piyon da aynı kutuya atılır. Bir avuç azınlığın yapmış olduğu yanlışın faturasını bütün 80 milyon insanın ödememesi için yürütmüş olduğumuz çabanın, direnişin, mücadelenin sürdürücüsü olacağız. Sayımız ne olursa olsun, bu halkı, bu ülkeyi oluşturan bütün bileşenlerin, etnik, dinsel, mezhepsel, kültürel bütün bileşenlerin sesi olmaya çalışacağız. AYM'nin ülkedeki yargının siyasallaşma boyutuyla ilgili söylenebilecek çok şey var ama ben, eğer müsaade ederseniz, Anayasa Mahkemesi'nin kayıtsızlığı ve bu sürece yanıt olmama hali, geriye dönük kararlarını tekzip edercesine suskunluğuna dair özellikle açıklamayı Anayasa Komisyonu üyemiz ve Mardin Milletvekilimiz Mithat Hocamıza, Mithat Sancar Hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler Sayın Başkan. Merhaba arkadaşlar. Bu yaşadığımız sürecin bir darbe planının aşamalarından ibaret olduğunu başından beri söylüyoruz. Biraz önce başkan, grup başkan vekilimiz de vurguladı. Bu darbe sürecinin en kritik aşaması şüphesiz 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesiydi. Ama orada bitmedi. Başka aşamalar vardı. Diğer kritik aşama dokunulmazlıkların kaldırılması meselesiydi. Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde özellikle iki şeyin altını çizmeye çalıştık. Birincisi, bu yapılan bir darbe operasyonunun yeni bir aşamasıdır dedik. İkincisi, bunu boşa çıkarmak için demokrasi güçlerinin en geniş şekilde bir araya gelmelerinin zorunlu olduğunun altını çizdik. O günlerde bu söylediklerimiz maalesef parlamentoda yeterince yankı bulmadı. Özellikle ana muhalefet partisinin bu konudaki tutumu hepimizin malumudur. Yargının çöktüğü, herhangi bir adalet ölçütünün, herhangi bir evrensel kuralın artık dikkate alınmadığı, uygulanmadığı bir ortamda iktidara muhalefet milletvekilleri üzerinde sınırsız tasarruf etme yetkisi tanıyan bir anayasa değişikliğinin darbeden, demokrasiye ve siyasete darbeden başka bir anlamı olamazdı. O günden bugüne bizler bütün sonraki aşamalarda yaşadığımız baskılara rağmen dik duruşumuzu ve mücadelemizi sürdürdük. Çağrılarımızı da yineledik. Evet, çağrımızın özü şuydu. Burada bu darbe operasyonlarına karşı çıkmanın, onları boşa çıkarmanın tek etkili yolu vardır. Ortak demokratik mücadele. Başka felaketler de yaşandı bu ülkede. Mesela 4 Kasım önemli bir dönemeciydi bu darbe planının. 4 Kasım'da eş genel başkanlarımız dahil çok sayıda milletvekili arkadaşımız gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Darbe planı derinleşerek devam ediyor. Milletvekilliklerinin düşürülmesi de bu planın diğer bir aşamasıdır. Şu an ne kadar iki milletvekilimizin, biri eş genel başkanımız olmak üzere iki milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. Ve bundan sonra da bu yöntemi devam ettireceklerine dair işaretler yeterince ortada duruyor. Anayasa Mahkemesi'ne çağrımız sadece bizim kişisel adalet talebimizden ibaret değildi. Anayasa Mahkemesi'nin bir içtihadı vardı. Bu içtihat daha önceki yıllarda verilmiş bir karara, ilke kararına dayanıyordu. Balbay Haberal kararı olarak bildiğimiz bu içtihada göre milletvekilleri tutuksuz yargılanmak zorundadır. Bunu birkaç hafta Anayasa Mahkemesi önünde yaptığımız açıklamalarla yeniden vurguladık. Sadece Anayasa Mahkemesi değil elbette. Anayasa Mahkemesi önüne gitmemizin bir nedeni, bugün adaleti, eğer adalet mekanizmasını sembolize edecek bir kurum varsa en yüksek yargı organı olarak Anayasa Mahkemesi'dir dedik. Biz oradan hem hukukçulara, hem yargıçlara, hem demokratik kamuoyuna bu haksızlıklara karşı mücadele etmenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği mesajını vermeye çalıştık. Hakimlere belki biraz vicdanlarına seslenme
hedefiyle çağrı yaptık. Demokratik kamuoyuna adaletsizliklerin herkesi vurabileceğini, bütün marifleri, bütün demokrasi güçlerini vurabileceğini hatırlatmaya çalıştık. Pek bir somut sonuç elde edebildiğimizi söyleyemeyiz. Ama bütün bu geçmişte son bir yıl, bir buçuk yılda yaşanan bu gelişmeler, bazı kesimlerin kayıtsızlığı, hatta bu gelişmelerdeki katkıları bugün demokratik mücadeleyi birlikte yürütmeye engel değildir. Bugün eğer bir doğru yapılıyorsa, bu doğruya geçmişteki hataları gerekçe göstererek bir çizgi atmak doğru değildir. CHP'nin ve genel başkanının Enis Berberoğlu'nun tutuklanması dolayısıyla başlattıkları yürüyüş geç de olsa doğru bir tepkidir. Bu doğruyu sürdürmenin, güçlendirmenin şartı ama sadece belli bir partinin, kendi partilerinin milletvekiline ve muhtemelen başka milletvekillerine yönelecek olması ihtimalini değil, bütün tutuklu milletvekillerine ve bir bütün olarak demokratik siyasete sahip çıkma iradesini göstermeleri mümkündür. Eğer bu yürüyüş şimdi Türkiye'de demokrasi güçlerinin bu yaşadığımız siyasi darbe operasyonuna ortak tepki verme iradesini güçlendirirse önümüzde önemli fırsatlar olacaktır. Bu diktat rejiminin uygulamalarını durdurmak ve Türkiye'de demokrasiye giden yolu yeniden açmak açısından. Yargıya da, siyasete de, sivil topluma da, kamuoyuna da aynı şekilde mesajlarımızı vermeye devam edeceğiz. Siyasi darbeye karşı çıkmak bu ülkede sadece bir kesimi savunmak anlamına gelmez, demokrasiyi savunmak anlamına gelir. Ve demokrasiyi savunabilmek için de ilkelerde, değerlerde ve hedeflerde ortak bir bakış açısı oluşturmaya ihtiyacımız var. Kurumsal işbirlikleri şart değildir. Ama geniş bir tabanı demokratik ilkeler ve değerler ve hedefler etrafında harekete geçirecek her türlü çaba bu ülkenin ihtiyaç duyduğu çok değerli bir çaba olacaktır. Biz zaten bu konuda yapmak üzerimize düşenleri yapmaya gayret ettiğimizi, elimizden geleni bu dönemde sarf ettiğimizi tekrar hatırlatalım. Bundan sonra da mücadelemizi bu zemin, bu çerçeve içinde sürdürmeye kararlıyız. Bütün demokrasi güçlerini de bu ortak zeminde buluşmaya, davet etmeye devam edeceğiz. Umudumuz şudur ki demokrasi güçleri referandum öncesi gösterdikleri hareketliliği, canlılığı, dinamizmi bundan sonra da büyüterek ortak ilkeler, değerler ve hedefler etrafında sürdürebilsinler. Benim de söyleyeceklerim bunlar ibaret. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Eğer hani bu konuda soru yoksa biz buradaki basın toplantımızı sonlandırıyoruz. Saat 11.30'da daha önce Anayasa Mahkemesi önünde yapmış olduğumuz açıklamalardan farklı olarak hem açıklama hem oturma eylemi yapmak üzere 11.30'da Anayasa Mahkemesi önünde olacağız. Teşekkürler. Sağ olun. Bir saat mi sürecekmiş? Açın mı arkadaşlar? Koy abi yarı koy. Alo. Uğraş ne kadar sürecek? Bir saat. Hayatla affedersin. Uğraş çık mı? Abi ya. Tamam hadi gözü artık. Uğraş olsun ya ben artık. Benim de artık yani kafam gitti. Uğraş da uğraş. Bak sıfırla dansın beni öldürdü. Ya ya. Kemal. Zaten bir fotoğraf çekip attım ben ona. Attın mı? Kemal. Kemal nerede? Açar mısın? Ya. Ha, oraya gideceğiz. Bir sorun yok.